40. Sadece bir sayıdan ibaret değil, aşıkların maşukuna ulaştığı günün adı. Yani Erbayin. Hazreti Hüseyin ve 71 yarininin Kerbela'da şehit edilişlerinin 40. günü olan Erbayin merasimi için İstanbul'dan çıktık yola, Şehitler Şahı'nın mekanına, Kerbela'ya. On kişilik miting haberini bile manşetten verip 3 dakika boyunca film artistinin yeni sevgilisinin haberini yapan medyanın görmediği veya görmek istemediği 30 milyonluk dünyanın en büyük yürüyüşüne biz de şahit olmak istedik. Kameramızı aldık yanımıza. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İlim Şehri, Hazreti Ali'nin türbesinin bulunduğu Necef kentine doğru yola çıktık. Necef'e doğru alçalmaya başladığımızda hurma ağaçlarını gördük. Heyecan kapladı yüreğimizi. Necef Havalimanı'na iniş yaptık. Her yerde siyaha bürünmüş insanlar var. Vize işlemlerinin ardından düştük Necef Kerbela yoluna. Biz de artık o kutlu yoldaydık. Şahitlik edeceğiz kameramızda her şeye. Bir ravi gibi adeta. Aşıkların, maşuklarına olan 80 kilometrelik mucizevi yolculuğu aktaracağız nesillere, sizlere. İlk adımı attık bu şerefli yolda. Ali Ekber, Viyana El-Mehdi Mescidi hocasıyım. Viyana'dan geldim. Erbeyn'de ne görürsün? Erbeyn'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yaşadığını görürsün. Erbeyn'de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hakkaniyetini görürsün. Erbeyn'de Allah'ın nasıl ki İmam Hüseyin her şeyini Allah için verdi, İstedi ama her şeyi verdi ve her şeyi en güzel bir şekilde, tam bir şekilde Allah'a sundu. Halisane sundu. Allah-u Teala'nın istediği şekilde sundu. Bunu bir insan yaptı. Bunu bir İmam Hüseyin yaptı. Allah da, Allah kendine yakışır bir şekilde
İmam Hüseyin'in yapmış olduğu o fedakarlıkları yaşatmaktadır. Ve bugün, bilmiyorum, bu yıl en az 15 milyon vardır. Daha belki fazla olacaktır. Bu insanlar Kerbela olayı dün olmuş gibi, İmam Hüseyin Aleyhisselam dün Aşura günü insanları yardıma çağırmış olduğu şekilde, dün olmuş gibi bugün bu sese cevap vermektedirler. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Batı manfaat üzerine kurulan bir kültürü yaşatmak istemiştir. Ama şu an burada bir kültür yazılmaktadır. Burada bir tarih yazılmaktadır. Bundan sonraki insanlar aşk kelimesine yeni bir tanım vermeleri gerekir. Aşk kelimesini yeniden yazmaları gerekir. Şu şekilde de diyebiliriz. Aşkı tarif etmek için Hüseyin'i tanımaları lazım. Hüseyin'le aşkı tanımlayabilirler ve anlatabilirler. Aşkı Hüseyin'siz. Saddam hükümetinin devrilmesinden sonra yeniden başlayan Erbay'ın yolculuğuna 2004 yılında 4 milyon kişi katıldı. Daha sonraki yıllarda bu sayı katlanarak arttı. 2017 yılında sayı 25 milyona ulaştı. Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Ferhat. Viyana'da doğma büyümeyim. Asaleten Kırıkkaleliyim. Alevi kökenliyim. Bu sene 3. senem oluyor. İlk 2 senem piyade olarak geldim, ziyaret olarak. Bu senede Allah'ın izniyle İmam Hüseyin'in nazarıyla da İmam Hüseyin'in ziyaretçilerine hizmet etmeye geldim. Niye hizmet etmek istedim? Bu yolda İmam Hüseyin'in ziyaretçilerin ayağın toprağı olabilsek ne mutlu bizlere. İmam Hüseyin'in aşkıdır. Bu başka anlatılacak bir şey değil. Gerçekten bunu buraya aşktan gelen ancak hizmet edebilir. Yoksa öbür türlü ya yorulur insan. Şu an mesela burada İmam Hüseyin'in ziyaretçilerine aşağı yukarı bir haftadır hizmet ediyoruz. Top taş çatlasın 15 saat uykuyla duruyorum ama gerçekten yorulma yok. Gerçekten İmam Hüseyin'in nazar üzerimizdedir. Din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeden daha önce birbirini görmemiş milyonlar aynı yolda yürüyorlar Şehitler Şahı'nın mekanına. Diller farklı ama sinelerine vurup aynı isimleri zikrediyorlar. Hüseyin, Abbas, Ali Ekber, Rugayye, Zeynep, Ali Asgar. Bu isimlerde birleşiyor diller. Cümle.
Nijerya'dan bu yolculuğa katılan da Hermelen'in kıydığı 6 aylık Ali Asker'e ağlıyor, İngiltere'den gelendi. 1379 yıl 40 gün önce yok mu bana yardım edecek diye seslenen İmam Hüseyin'e buradayım, geldim diyorlar kendi dillerinde. Yaşlı, genç, çocuk, bebek. 7'den 70'e düşmüşler bu yola. Kaydettiğimiz manzaralar derinden etkiliyor bizleri. Herkes birbirine yardım ediyor. Güvenlik dışında hiçbir devletin desteği olmadan milyonlar günlerce gece gündüz yürüyor, yiyip içiyor, ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor. Ziyaretin ilk yıllarında hizmetleri ev sahibi Iraklılar yürütse de son yıllarda Irak dışından gelenlerin de kurduğu hizmet çadırları, misafir, ev sahibi kavramlarını ortadan kaldırmış görünüyor. Burada herkes bir şeyler verme derdinde. Kibirli, egoist ve tüketmeyi marifet sayan insan modelini bu yolda bulamazsınız. Fedakar, paylaşımcı İmam Hüseyin aşıkları dünyaya büyük dersler veriyor. Dedim ki ressama, hayatın bir resmini çizsene. Ressam kalemiyle derya sahilinde bir kızı çizdi. Dedim ki, Allah adamlarının resmini çizsene. Çölün ortasında tek ve yalnız bir ağaç çizdi. Dedim ki, bu zamanın namertlerinin resmini çizsene. Ali'nin peşinden koşan bir hançer çizdi. Dedim ki, beni maksada kavuşturacak bir yol çiz. Sevgi, aşk, meslek ve sessiz münacatı çizdi. Dedim ki, Leyla ile Mecnun'un bir resmini çiz. Ali'nin resmini Zehra'nın yanına çizdi. Dedim ki, kağıdın üstüne aşkı çizsene. Bela çölünde susuz bir alemdar çizdi. Dedim ki, gurbeti, tek olan Allah çizdi.
bittiği yerdeyiz. Kerbela'dayız. Sen çağırdın, biz geldik diye haykırıyor aşıkların. Biat tazeliyorlar. Helmin, Nasrin, Yensurna defterine adlarını yazdırıyorlar. Sana geldik ya Hüseyin. Kabul et ziyaretimizi. O gün Kerbela'da olamadık ama bugün varız demeye geldik. Ali askerine lay lay demeye geldik. Sana Hüseyin vay demeye geldik. Dur yaralı Zeynep'e bin yavrudan. Dört gece gün düzdü azaplardan. Geldim Hüseyin vay diyen. Asgara lay lay diyen. Geldim Hüseyin. Kerbela Hazreti İmam Hüseyin şehri. Burası kahramanlık şehri. Burası şehadet şehri Kerbela. 42. günü ziyareti İmam Hüseyin ziyaretine dünyanın heyelinde gelmişler. Özellikle Türkmenler. Türkmenler hem Irak içinden hem Irak dışından geliyorlar. Ondan sonra bütün Türk ülkelerinden, Türk topraklarından ve dünya İslam ülkelerinden ziyaret etmeye geliyorlar. Siz görüyorsunuz milyonlarca insanın bazen yürüyerek geliyorlar. Bütün Irak'ın bütün etrafından yürüyerek geliyorlar. Bazen dışarıdan geliyorlar. Onun için bu derin inançlarına göre İslamiyet bakımından, şehadet bakımından. Onun için İmam Hüseyin İslam ülkelerinde değil, diğer Hristiyan ve diğer milletlerde bu ziyarete ehemmiyet vermişlerdir. Çünkü bazı kitaplar Hristiyanlar müellifleri ve diğer İslam ülkenin müellifleri ve diğer milletler müellifleri bu olay Kerbela vakası hakkında, İmam Hüseyin hakkında, Kerbela hakkında yüzlerce kitap ve dergiler çıkmışlar, makaleler çıkmışlar hakkında. Bütün diller, bütün alemin dilleri, bütün dünyanın dilleri. Türkiye bakımından, Türkiye televizyonları, Türkiye kültür kurumlarında, hatta Türkiye üniversitelerinde yüzlerce yüksek lisans ve doktora tezlerini Hazreti İmam hakkında ve Kerbela vakasında yazmışlardır. Musul'dan biz gelmişiz. Musul Türkmenleri, Irak Musul Türkmenleri. Burada zaten Türkmenler vardılar. Kerbela'nın her köşesinde, her yerinde. Bunlar sadece hepsi hizmetçiler. Burada bütün İmam Hüseyin'in gelen zuvarlarına daha fazla da hizmetleri vardı. Türkiye'den gelen Türk kardeşlere, Alevi, Musul'dan gelen Türkmenler burada yani sadece bir şey değil. Ama Sünniler de vardı, geldi. Burada hasbiyede yapıyorlar. Burada her yerde hizmetlerdiler. Zaten burada da çadırlarımız vardı. Zuvarlara gelen imamın zuvarlarına hizmet yapıyorlar. Yatmak yeri, yiyip içmek, yatmak, bunlar hep şey var, hazırdır. İnşallah biz her zaman burada imamın zuvarının hizmetindeyiz. Bütün sadece Türkmenler, o bütün Irak halkı hepsi hizmetlerdir. Ziyaretçilerin evet hizmetindedirler. Biz İran'dan gelmişiz. Gelmişiz bu yeri süpürmeye. Evet. Burada yerleri süpürüyoruz. Yerleri süpürüyoruz. Hottamul Hüseyin. Evet. İmam Hüseyin'e göre gelmişiz. Yer süpürüyoruz. Zavallara kömək eləyiriz. İnsanlara yardım ediyorsunuz. İnsanlara hamısına kömək eləyiriz. Fərq eləmir. Arab ola, Türk ola, İranlı ola, her yer. Kimsədən herhangi bir ücret de almıyorsunuz, para da almıyorsunuz. Heç zat. Her şey gönüllü olur. Her şey İmam Hüseyin'e göre, ürəyimizə göre. Burada hangi ülkeden insanlara karşılaştınız? Kimler vardı burada mesela? Kimleri gördünüz Kerbela'da? Hangi ülkede, hangi millet? Hamı milletten var burada. Pakistan, Türkiye, her yerden vardılar. İran'ın kolle, dünyanın her yerinden gelipler bura. İmam Hüseyin'e göre, Erbeğin'e göre. Burada arkadaşlarınıza hizmet ediyorsunuz değil mi? Bel, hamısına hizmet ediyoruz İmam Hüseyin'e göre. Labbeyk ya Hüseyin, labbeyk ya Hüseyin, labbeyk ya Hüseyin. Ben adım Muhammed, ismim Kum'dan gelmişim. İran'dan, Kumşehir İran'dan.
Ziyaret için mi geldiniz? Bəli, ziyaret için gelmişim. Evvel barımdı, evvel dəfə mərtəbəmdi. Burada kimleri gördünüz, neler gördünüz, onlardan biraz bahsedin. Duygularınız nelerdi? Biz her milletten burada, her milletten bir nefer gördük. İran'ı, Türkiye'yi, Azerbaycan'ı, her yerin şiasından Afrika'yı, Nijeriye'yi, ham yerden biz gördük. Hamısı da xulus qəlbiyle gelibler. Hamısı da İmam Hüseyin'in Əbəl Fəzlin aşıqlarıdır. Məxsus bu Ərəblər ki, Əraqlərdə canların, malların İmam Hüseyin Əbəl Fəz yolunda vaqən fəda edirlər. Hər şeyləri vardı, dəriq eləmirlər, müzayiq eləmirlər, heç kestin. Bismillahirrahmanirrahim. Biz İran, Azərbaycan şəhri Təbrizdən gəlmişik. Bizim bura gəlməkdən hədəf budur ki, biz gəlaq bura ta o zaman ki, Əbi Əbdillah ki, 1400 il bundan qabaq burada tək idi. Nedai Həlmin Nasiri Yansuroni səslədi. Amma bir müsəlman olmadı Əbi Əbdillaha Ləbbeyk deyə. Biz bugün bu millət sərasəri dünyadan Türk, Ərəb, Fars, İngiliz fərq eləməz. Hamı yığışıb bura ta Əbi Əbdillah deyə ya Hüseyn Ləbbeyk deyirik sənə. Və bugün varıq, hazırıq. Tam məzlumdan, sərasəri dünyada hər də məzlum var, biz ondan himayət eləyək. Bugün hamı ki yığışıb bura, hamı ki yığışıb ziri pərçəmi Seyyid-i Şəhədə bir sözü var. O dibarətdir bundan ki, biz zillətə baş əymarıq, biz zalimə baş əymarıq. Heyhat minnə zillə, heyhat minnə zillə, heyhat minnə zillə, heyhat minnə zillə. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Arba'ine Antakya'dan katılıyorum ağacan. İlk defa geliyorum. Muazzam bir duygu. İnanılmaz bir duygu. Allah bütün arzuyanlara nasip etsin. İmam Hüseyin'in yollarına düştük. İmam Hüseyin'e lebbeyke ya Hüseyin. İmam Hüseyin'in o şehadet gününde yok mu bana yardımcı olan dediği için şu anda buradayız. Şu anda ona lebbeyke ya Hüseyin demek için buradayız. Esselamu alel Hüseyin ve ala Ali ibnil Hüseyin ve ala ashabil Hüseyin ve ala evladil Hüseyin. Biz Türkiye'den katılıyoruz. Türkiye'den geldik buraya. Erbay'ın ziyareti tarif edilecek bir ziyaret değil. Hüseyin aşkı tarif edilecek bir aşk değil. Hüseyin aşkı gönüllere düşmüş, milyonları ardına sürüklemiş. Biz de o sürüklediği nasibi olan, Allah'ın lütfettiği insanlardan biri olarak görüyorum kendimi.
Buraya gelen milyonlarca insan Hüseyin'in aşkına gelmişler. Bunca yolu, bunca meşakkati, bunca zorlukları Hüseyin aşkı için Hüseyin sevgisi için kat etmişler, gelmişler. Bu hareketin, İmam Hüseyin'in hareketinin, Kerbela'da vuku bulan bu ilahi hareketin kıyamete kadar ebediyen süreceğine inanıyorum. Ve zalimleri, zulmedenleri tahtından edecek, İmam Mehdi'nin kıyamına kadar sürecek daimi bir hareket olarak görüyorum. Ne mutlu bu hareketin müntesipleri olanlara, ne mutlu İmam Hüseyin'i ziyaret edip buraya gelip İmam Hüseyin'in aşkıyla, onun sevgisiyle hemhal olanlara. Kay yürüyüştür. Hiçbir organize yoktur. Tek şey şudur. Hüseyin'i aşk, Zeynep'i yürüyüştür. Bu kutsal yürüyüşü her Müslümana tavsiye ederim. Gelsinler, bu duyguyu, bu coşkuyu yaşamaları istiyorum. Çünkü aşk olmadan yürüyüş olmaz. Gece gündüz yürüyoruz. Çok ciddi yorgunluk var ama aşk olunca her şey unutuluyor. Dolayısıyla tavsiye ediyorum her Müslümanın buraya gelmesi ve bu yürüyüşte bulunmasını istiyorum. Yaşlı, kadın, çoluk, çocuk, herkes bu yollara düşmüş. Aşkla, şevkle bu yolda yürüyor. Herhangi bir maddi organize yok. Manevi bir organize vardır. İnsanlar kendi kendine organize oluyor. Aşka yürüyüştür. Bunun tek ismi bu. Başka şekilde izah edilmez. Hüseyin'i yürüyüş, Zeynep'i duruş. Biz küfre karşı, zulme karşı, adaletsizliğe karşı Zeynep gibi olmalıyız. Hakkı haykırmalıyız. Hüseyin'i savurmalıyız. Bu Hüseyin'in davasıdır. Bu Allah'ın davasıdır. Bu Resulullah'ın davasıdır. Bu Resulullah'ın yolunu izleyen insanların davasıdır. İnsanlar gerçekten bu duyguyu yaşamalıdır. Ben ilk kez geliyorum. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Keşke imkan olsa her sene gelebilsem. Mektepte yeni tanışmışım. Yani yeni derken 10 yıldır tanışmışım. Keşke daha önce tanışmış olsaydım. Bu duyguyu, bu ruhu, yani Hüseyin'in ruhunu yaşayabilseydim. Ben Sakarya Hendek ilçesinden katılıyorum. Duygularımı anlatmam gerekirse, şu görünen kitle dünyanın hiçbir yerinde bu kitlenin onda biri kadar bir nüfusu bir arada toplayacak hiçbir etkinle dünya tanık olmamıştır. Bu kalabalıkta kimsenin burnu da kanamıyor. IŞİD tehlikesine aldırmadan bu kadar insanı bir arada toplamak, hiçbir davet olmadan, hiçbir menfaat olmadan, hangi dinden, hangi ırktan, hangi mezhepten olduğu önemsenmeden, insanlık, özgürlük aşığı, tüm insanların birlikte olduğu ortak noktadır burası. Bu arada da Suudi rejimini de deşifre etmiş oluyor. Onda bir bu kadar hacının bir arada toplanmadığı bir mekanda asırlarca yapılan ibadet olmasına rağmen, tüm güvenlik önlemleri ellerinde olmasına rağmen her yıl yüzlerce hacı izdiham nedeniyle katledilmektedir Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla Irak'ın nüfusu kadar bir nüfusun bir şehre birikmesine rağmen hiç kimsenin burnu kanamıyor. Doğru dürüst güvenlik önlemi olmamasına rağmen herkes kendi güvenliğini sağlıyor. Sen ziva yaradayında vere eşk olsun sen. Sen ziva yaradayında vere eşk olsun sen. Zat-ı Pak içinde olan o her eşk olsun sen. Sakarya'dan katılıyorum. 3 gün boyunca bir yolculuk yaptık, 90 kilometre. Güzellikten başka hiçbir şey görmedik. Bu bir aşktı, aşkla yürüdük. Kerbela'ya geldik, işte Hüseyin'i ziyaret ediyoruz. Allah da bize nasip etti. Kanal Özdar'da ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir hizmet verdi. Ben bu sene 3. sene geliyorum. Yani bizi buraya çeken nedir dersen, burası Kerbela Üniversitesi.
yani dinin ayakta kalması, bugüne kadar ulaşması, bizim de Eylül Bey'le tanışmamız, Allah razı olsun diyoruz. Yani bugün bizleri de buralara kadar geldi. Bugünkü Hüseyin'in aşkını, yani o gün 72 yarınına karşı bu mücadeleyi veren, bugün işte milyonlar burada. Bunun da bir sevinci var. İşte o günkü Yezid ve soyu neredeler? Hiç kimse yok. Ama peygamber ve torunları, işte biz de yarenleri olarak buralardayız. Bundan dolayı da gururluyuz. Mutluyuz daha doğrusu. Sana kurban yaralı, yaralı, can yaralı. Sana kurban yaralı, yaralı, can yaralı. Sana kurban yaralı. Öncelikle şunu söyleyeyim, yol çok güzel geçti. Duygularım aslında çok yoğun ama şu anda ifade edemiyorum. Gerçekten güzel bir yolculuk. Herkesin burada olmasını isterim. Herkesin bu yolculukta feyiz almasını isterim. İmam Hüseyin'in misafir olmasını isterim. Yaralı, can yaralı. Sana kurban yaralı, 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 yaralı, can yaralı. Anlatılmaz ki bu duygu, anlatılmaz. Yani nasıl, ne anlatayım ki ben? Dünyada böyle bir şey görmemiştir. Ben bir şey anlamadım. Dünyanın böyle bu şekilde bir şeyin olacağını görmedim. Baktıkça dünyaya, baktıkça şeyler mucize görünüyor. Yolları düşünce mucize görünüyor. Evet, ben Alevi dedesi Zeynel dede. İstanbul'dan geldik. Önce Necef'e geldik. Necef'ten Kerbela'ya yürüyerek geldik. Aşağı yukarı 90 kilometre yol yürüyerek geldik 4 gün boyunca. Yol boyunda gördüğümüz manzara insanlık tarihine iyi bir ders vardı orada. O yoksulluk, fakirlik içerisindeki o halk aşağı yukarı 30-40 milyon insanın yemesini, içmesini, yatmasını, kalkmasını karşıladıklarını gördük. Bu tamamen maneviyata dayalı bir şey. Maddiyatla ölçülecek bir şey asla değil. Her canın, Alevi, Sünni, Şia hiç fark etmez, Muhammed'e ümmet olan her insan mutlaka buraya gelmeli. Çünkü burada insanlık tarihinin en acı olayı yaşandı. Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa'nın gözümün nuru ciğer farem dediği İmam Hüseyin'in zalim Yezid tarafından onun emriyle şehit olunduğu yerdir Kerbela. Ehli Beyt'in kanının aktığı yerdir Kerbela. Mazlumların zalim tarafından zulüm gördüğü yerdir Kerbela. İmam Hüseyin'in kanıyla Muhammed Mustafa'nın hak dininin kurtulduğu yerdir Kerbela. Yolda şunu gördük. Kardeşliği, paylaşımı, yani sevgiyi gördük. Herkes neyi var yok ortaya koymuş. Tüm gelen misafirlere hiçbir şey karşılığı olmadan İmam Hüseyin sevgisiyle hizmet ediyor. Bunu gördük. Burada büyük bir haksızlık oldu İmam Hüseyin'e ve Ehli Beyt'e ve Hazreti Muhammed'in ya torunlara, evlatlarına. Bu haksızlığı boyun eğmemek için elimizden geldiği kadar bu yani yürümeye çalışacağız. Tüm canları, tüm insanları bekliyoruz ki böyle nasip olsun, gelsin. Böyle yaşasınlar, görülsün. 4 günden beri yürüyoruz. Vallahi bir şey yok.
Hiçbir bacakta acı da yok. Açlık yok. Susuzluk yok. Ekli Bey için canımızı veririz. Yola geldik. Şimdi Erbey'in içimiz buraya geliyoruz. İmam Hüseyin'e lebek demek için geliyoruz ama İmam Hüseyin aşkıyla, İmam Hüseyin özlemiyle dolu dolu o türbeyi görebilmenin hayaliyle geliyoruz. Bunu herkes bu şekilde söylüyor. Ve devamlı da şunu söylüyor. Yolculuğun kendisi mucizenin yarısı. Büyük bir öğreticilikle sizi nakış nakış işliyor aslında. Yani yol boyunca mesela şehit ailelerle karşılaşıyorsunuz. Onların vakarlı duruşu, güçlü duruşu, şükreden duruşlar karşısında hicap ediyorsunuz. Kendi duruşunuzu, hayatınızı sorguluyorsunuz. Fedakarlığınızı sorguluyorsunuz. Lebbeyk'in anlamını sorguluyorsunuz. İslam için ki İmam Hüseyin hak kanıyla suladı ki solmasın öz Muhammed'i İslam diye. Bunu ne kadar yaşatabiliyorum, nelerinden vazgeçebiliyorum? Bunları sorguluyorsunuz. Yolda şehit aileleriyle çok güzel sohbetler ettik. Gerçekten yani imrenilesi bir duruşları var. Her ailede ortalama en az iki tane şehit olmasına karşın şükrederek bahsediyorlar. Mesela bir anne bana iki oğlum şehit oldu, ikisini de şehit haberini bekliyorum dedi ve ben gerçekten çok ağladım ama kendisi hiç aklına şaşırdı yani benim ağlamama. Ben dünyaya geldikten sonra İmam Hüseyin aşkıyla büyüdüm. Ama buraya gelince anladım ki şimdiye kadar yaşadıklarım böyle yani böyle bir aşk yok. İmam Hüseyin aşkı her gün büyür, çoğalır. Bu aşkı kimse söndüremez. İmam Hüseyin'in ziyaretine ilk defa geliyoruz. Allah ziyaretimizi kabul etsin inşallah. Allah gelmek isteyenlere de nasip etsin. Çok güzel bir duygu. Şu an Beynül Haremeyn'deyiz ve inşallah içeriye gireceğiz. Ebu'l-Fezil Abbas ve İmam Hüseyin'i ziyaret edeceğiz. Allah herkese nasip etsin inşallah. Türkiye'nin Iğdır şehrinden geliyoruz. Herkese selam diyorum. Allah herkese nasip etsin. 3 yıldır ben Türkiye'den Kerbela'ya geliyorum. Her gelişimde çok güzel duygular yaşıyorum. Meşakkatli bir yol olmasına rağmen bunu büyük bir coşkuyla, aşkla yapıyoruz. İnsanlık var olduğu sürece İmam Hüseyin aşkı devam edecek. Bunu kimse durduramayacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ben elhamdülillah böyle bir organizasyona ilk defa katılıyorum. Gerçekten yolda gördüğüm şeyler, insanlar mallarını, canlarını, vakitlerini, her şeylerini bu yolda feda ediyorlar. Gerçekten etkilenmemek elde değil. Ha ben yolda şu kanıya vardım. Bu mesele yani bir Şia meselesi değil. Bu bütün İslam'ın meselesi. Tek sıkıntımız bunu anlatamamak. Yani muhteşem bir organizasyon. Ben çok etkilendim. İnşallah seneye de eşimle gelmeyi düşünüyorum. Valla benim şöyle bir her zaman tezim vardır. Ben şu an burada o günü yaşıyormuş gibi her zaman da isterim. Keşke onların zamanında ben de olaydım burada. Olayları yaşayaydım. Yani burada sadece amaç türbe ziyareti değil. Onların burada yaşadıklarını gözümle canlandırıyorum. Yani keşke daha önceleri geleydim. Yani muhteşem bir duygu. Hani derler ya, anlatılmaz yaşanır. Gerçekten yaşanacak bir yer. Zat-ı Pak içinde olan bu her'e eşk olsun Hüseyin. Seni her şey aparan şehber'e eşk olsun. Sine ezenlerle, mersiyelerle ilk olarak Şehitler Şahı, Cennet Gençlerinin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin'in türbesine girdik. Ya Hüseyin zikreliyem dillere eşk olsun Hüseyin. İslam uğruna başını feda ettiği, Rügeyye ile vedalaştığı, Ali Ekber'i ağladığı, susuz kaldığı yerdeyiz. Gözyaşları sel oluyor.
kurban yaralı. Andola kızlarım dildeçiniz killerine. Andola kızlarım. Ardından Beynül Harameyn, yani iki türbe arasında Hazreti Ebu'l-Fazıl Abbas'a, Celal Abbas'a doğru mersiyelerle yürüdük. Ebu'l-Fazıl Abbas'ın İmam Hüseyin'in kızı Sakine'ye dediği sözler kulaklarımızda çınlar oldu. Sakineciğim, ya bu kollar gider ya da size su getiririm. O vefanın zirvesiydi. Fırat'a ulaşmıştı ama suyu içmedi. İmamı su içmeden, çocuklar su içmeden diline sürer miydi Fırat'ın serin suyunu? Doldurdu su tulumunu. Çadırlara doğru yöneldi. İbni Ziyad'ın askerleri etrafını sardı. Hilelere başvurdu. Canı pahasına koruyordu su tulumunu. Sakine'ye söz vermişti. Kollarını kestiler. Onlarca ok ve mızrak yarasına rağmen çadırları götürmek istedi suyu. Su tulumu da hedef alınca Abbas'ın takati kalmadı. Burada şehit düştü Şah-ı Vefa. Ayrılık vakti geldi. Kapıdan çıkarken okunan elveda duası nefesleri kesiyordu. Veda etmek mümkün mü? Yarenlerini sensiz bırakma, kapından ayırma ya Hüseyin. Bu gidiş bir terk ediş değil elbette. Hem anlayıp yaşamak için seni, hem de anlatmak dünyaya sözlerini. Biz hakikati, gözyaşı misali, Hüseyin'e akan insan serinde gördük. Biz hakikati, türbesine ulaşmak için uzanan ellerde, emrindeyiz lebbek diyen dillerde, çektikleri zahmetleri hiçe sayan yüreklerde gördük. Biz hakikati, Beynül Harameyn'de iki sevgilinin bakışmasında gördük.